Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi balıklarda işte kurbağalarda diğer canlılarda ee, dolaşım sistemine bakacağız yani kısaca omurgalarda dolaşım sistemini göreceğiz en sonda insanda dolaşım sistemiyle bitireceğiz arkadaşlar tabii ki insanda dolaşım sistemi biraz daha uzun sürecek bakalım isterseniz başlayalım ilk önce balıklardan başlayalım arkadaşlar şimdi ee, kapalı dolaşıma sahip olan canlılarda dolaşım sistemiyle Solunum sistemi birbiriyle ilişkilidir. O yüzden e, biz dolaşım sistemini düşünürken solunum sistemini de birlikte düşüneceğiz. Özellikle bunu balıklarda çok iyi hissediyoruz. Çünkü balıklarda solungaçlardan solunum yapılarak dolaşıyoruz. E, işte kana karıştırılan oksijen kanla dolaşıyor arkadaşlar. Vücudu daha sonra kirlenen kan kalbe geliyor. Yani balıklarda aslında kalplerinde kirli kan, vücutlarında da temiz kan dolaşıyor arkadaşlar. Balıkların kalbinde temiz kan bulunmaz. Kalplerinde kirli kan, vücutlarında ise temiz kan dolaşıyor. Temiz e, kirlenen kan, vücutta kirlenen kan tekrardan kalbe geliyor. Bunların solungaçlarından kan geçerken ters akım prensibiyle Oksijen alıp karbondoksit veriyorlar arkadaşlar ve böylece kanları temizlenmiş oluyor şu solungaç yaylarında ters akım prensibi gerçekleşiyor yani diyelim ki suyun yönü bu şekilde ise kanın yönü tam tersine gerçekleşerek arkadaşlar burada Kandaki oksijen suya verilmiş oluyor. Yani solungaçlardan suya gönderiliyor. Sudaki oksijen de kana alınarak ters akım prensibiyle kan temizleniyor. Temizlenen kan kesinlikle kalbe uğramaz, direkt vücuda yayılır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu yüzden zaten balıkların kalplerinde tamamen kirli kan vardır. Balıklarda küçük kan dolaşımı yok. Küçük kan dolaşımı nedir? Küçük kan dolaşımı Kalpten çıkan kirli kanın akciğerlere giderek temizlenmesi yani solunum organına giderek temizlenmesine biz ne diyoruz küçük kan dolaşımı diyoruz arkadaşlar. Balıklarda e, kirli kan solungaçlara gidiyor ama solungaçlarda temizlenen kan tekrardan kalbe gelmiyor. Bu yüzden de bunlarda küçük kan dolaşımı yoktur. Ayrıca lenf dolaşımı da yoktur arkadaşlar. Vücutlarında e, Vücuda kan kalpten pompalanmadığı için arkadaşlar dolaşım hızı balıklarda daha düşüktür ve soğuk kanlı canlılardır. Çünkü vücutlarında karışık kan var. Yani şöyle söyleyeyim temizlenen kan tamam solungaçlardan direkt vücuda yayılıyor ama kısmen de olsa tabii ki karışık kan dolaşıyor arkadaşlar. Bunların kalpleri bir kulakçık bir karıncıktan oluşur. Bakın kulakçık kısmı şurasıdır daha küçük. Karıncık kısmı da arkadaşlar burasıdır. Biraz daha büyüktür. Şunlar da toplar damarlar. Toplar damarlar vücutlardan topladıkları kirli kanı getiriyorlar arkadaşlar. Kulakçığın içerisine kulakçıktan da nereye gidiyor? Karınca gidiyor. Yani kirli kan kalplerinde bulunuyor. Daha sonra buradaki atar damarlarla solungaçlara gidiyor. Solungaçlarda temizleniyor arkadaşlar. Kalpte kirli kan bulunuyor. Dokularda da temiz kan bulunuyor. Gelelim balıklarla ilgili. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi balıklarda kanı kılcal damarlardan toplayan toplar damarlar kalbe gelmeden önce böbreklerden geçerek süzülüyor. Yani şöyle söyleyeyim size temizleniyor böbreklerde nasıl temizleniyor idrar bakımından temizleniyor hani amonyak falan var diye amonyak üretiliyor sonuçta dokularda amonyak bakımından temizleniyor arkadaşlar böbreklerde öyle kalbe geliyor bu özel damarlara biz renal portal damar diyoruz renal portal damar deniliyor arkadaşlar Toplar damarların bir kısmı da sindirim sistemine gidiyor arkadaşlar. Sindirim sisteminden işte kanı topluyor. Oradan karaciğere geliyor. Sonra da kalbe geliyor. Buna da hepatik portal sistem deniliyor. Yani karşımıza çıkma ihtimali var. Eğer böbreklere gidiyorsa renal portal sistem. Eğer sindirim sistemine gidiyorsa arkadaşlar hepatik portal sistem diyoruz. Balıklarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim kurbağalara. Arkadaşlar kurbağalara baktığımız zaman kalplerinde iki kulakçık bir karıncık vardır bakın şurası kulakçık şurası kulakçık sağ kulakçık ve sol kulakçık olarak ayrılıyor Kar, e, karıncıklar ise bir tanedir şimdi kirli kan sağ kulakça gelir buradan karıncaya geçer arkadaşlar daha sonra e, temizlenmek üzere bakın şuradan çıkarak akciğerlere gönderilir ya da işte e, deriyle solunum yapıyorsa deriye gönderilir arkadaşlar e buradan temizlenen kan da nereden gelecek atar damarlardan tekrar kalbe gelecek Dolayısıyla ne olacak buradan kirli kan buradan temiz kan geldiğine göre bu ikisi burada karışacak ve karıncıklarında karışık kan bulunacak bakın Normalde kulakçıklarda karışık ve pardon e, temiz ve kirli kan ayrımı vardır ama kar, e, karıncağı dolduğu zaman ne oluyor karıncıkta karışık kan bulunuyor arkadaşlar Bunların ee, vücutlarında yine karışık kan dolaşıyor ve bu yüzden de zaten soğuk kanlı hayvanlar gibi. Soğukkanlılık ne demek? Soğukkanlılık ee, bulundukları ortama göre vücut sıcaklığını ayarlayan canlılara biz soğuk kanlı canlılar diyoruz. Bunların arkadaşlar metabolizma hızları biraz daha yavaş olduğu için bu canlılar e, sabit tutamıyorlar ve bulundukları ortamın sıcaklığına göre vücut sıcaklıklarını ayarlıyorlar. Dolayısıyla soğuk kanlı canlı olarak nitelendiriyoruz. Şimdi bakın bunların alt anada Alt ana ve üst ana toplar damarlarında kirli kan toplanıyor. Kalbin sağ kulakçığına geliyor. Daha sonra arkadaşlar bu sağ kulakçıktan gelen kirli kan nereye doluyor? Kalbe. Kalpten sonra nereye gidiyor? Bakın şu yolu izleyerek bu yolu izleyerek arkadaşlar işte akciğer atar damarıyla birlikte akciğerlere gönderiliyor. Akciğerlerde temizlenen kan akciğer toplar damarıyla nereye geliyor? Tekrardan kalbe geliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kalplerinde karışık kan bulunuyor arkadaşlar. Karıncı kısmında ve vücutlarında da karışık kan dolaşıyor. Şimdi kurbağalar Su altındayken arkadaşlar akciğerlere kan gönderilmez. Kurbağalar e, su üstüne çıktıkları zaman e, akciğerler çalışır ve akciğerlere kan gönderilir. Su altındayken arkadaşlar ne yapıyorlar? Deri solunumu yapıyorlar. Su altında e, deri ile birlikte kan akımı gerçekleşiyor ve deri solunumu yapıyorlar. Şimdi kurbağaları anlattıktan sonra da gelelim sürüngenlerdeki solunuma sonra zaten kuş ve memelilere geçeceğiz. Arkadaşlar sürüngenlerde artık biraz daha kart gelişiyor. Nasıl gelişiyor? Şöyle bakın. E, kalplerinde yine sağ kulakçık, sol kulakçık durumu var. Yani iki tane kulakçık var. Ama karıncık bir tanedir. Bu sefer karıncıkta yarım bir perde var. Şimdi bu yarım perde ne işe yarıyor peki? Kanın kısmen karışmasını önlüyor arkadaşlar. Dolayısıyla oldukça önemlidir. Ne oluyor bakın? Evrimsel açıklama yapacak olursak eğer yavaş yavaş... Artık kalp dörde bölünmeye başlıyor arkadaşlar. Yani yavaş yavaş kalp gelişiyor. Gelişmiş canlılarda zaten kalp dört bölmelidir. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman yavaş yavaş ne oluyor arkadaşlar? Ee, kirli kan, temiz kan ayrımı yapılmaya başlıyor. Bunlarda yine iki kulakçık bir karıncık var. Karıncıklarında yarım perde var. Bunu unutmuyoruz. Dolaşım sistemi kurbağalarla aynı. Nasıldı? Bakın kirli kan sağ kulakçıktan geliyor. Daha sonra karıncaya iniyor. Karıncıktan akciğer atar damarıyla birlikte akciğerlere gidiyor. Akciğerlerde temizlenen kan arkadaşlar temiz kan sol kulakçıktan yine tekrar karıncaya geliyor. Buradan da arkadaşlar karıncık kasıldığı zaman aort atar damarıyla vücutlarına yayılıyor. Bu şekilde bizim sürüngenlerde gerçekleşen dolaşım sistemimiz. Peki e, timsah da farklı bir durum var arkadaşlar. Ben size bunu anlatayım. Normalde dedik ya yarım perde var diye. Timsahda artık tamamen... E, Kalp dörde bölünmüştür. Yani buradaki yarım perde değil de tam bir perde vardır. Ve karıncık, sağ karıncık ve sol karıncık olmak üzere ayrılmıştır ikiye. Ama yine bunların vücutlarında da karışık kan dolaşır. Peki nasıl dolaşıyor? Arkadaşlar bunların kanları kalpte karışmıyor. Kalpte tamamen bir ayrım vardır. Bunların kalbin çıkışında akciğer atar damarıyla aort atar damarının arasında bir kanal var. Panizza kanalı diyoruz biz bu kanala. Panizza kanalı. Bu panizza kanalında kan karışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yine vücutlarında karışık kan dolaşıyor. Şimdi timsahlarda e, şöyle de bir durum var. Bunu da bilmemiz gerekiyor bence. hani açıklama olarak sorulabilir. Timsahlarda temiz ve kirli kanın karışması su altında gerçekleşen bir durumdur arkadaşlar. Çünkü panizza kanalı suyun altında açılıyor. Karaya çıktıkları zaman da kapanıyor. Yani aslında timsahlar karaya çıktıkları zaman vücutlarında temiz kan dolaşıyor. E, suyun içerisine girdiği zaman da arkadaşlar vücutlarında karışık kan dolaşıyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet timsahlarla ilgili Panizza kanalını unutmayalım ve suyun altında kirli kan yani karışık kan dolaşır vücutlarında. Su üstüne çıktıklarında yani kareye çıktıklarında vücutlarında tamamen temiz kan dolaşıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim kuşlarda ve memelilerde dolaşma. ikisini birlikte anlatıyorum. Çünkü ikisi birbiriyle aynıdır arkadaşlar. Bu yüzden ikisini birlikte anlatalım. Burada artık tamamen kalp dörde bölündü. İki kulakçık, iki karıncık. Bakın sağ kulakçıktan gelen kirli kan sağ karınca iner. Sağ karıncıktan da akciğer atar damarıyla temizlenmek üzere akciğerlere gider. Daha sonra arkadaşlar temizlenen kan sol kulakçağa geliyor. Akciğer toplar damarıyla bu damarları size insanda, sindir, insanda dolaşım sistemini anlatırken daha detaylı vereceğim. Şimdi burada sadece isim olarak söylüyorum. Akciğer toplar damarıyla sol kulakça gelir, oradan da sol karınca iner. Sonra aort atardamarı, bakın şu aort atardamarıdır. Aort atardamarıyla tüm vücuda temiz kan yayılır. Dolayısıyla kuşlarda ve memelilerde tamamen bir hani kalp de kirli kan temiz kan ayrımı var. Vücutlarında da kirli kan temiz kan ayrımı var arkadaşlar. Bizde e, kanın karıştığı tek yer kılcal damarlardır kılcal damarlarda karışık kan bulunur ama o da kısmen karışık yani tamamen bir karışma olayı yoktur Dolayısıyla e, Kuşlar ve memeliler bu yüzden de sıcak kanlı canlılardır arkadaşlar bunu da söylemiş olalım Kuşlar ve memelilerden anlattık bir de hayvanlarda ısı düzenlenmesini anlatıp bu videoyu bitireceğim bir sonraki videoda insanda dolaşım Sistemine geçeceğiz Arkadaşlar Şimdi bizim ee, vücutlarında karışık kan taşıyan hayvanların hücrelerine besin ve oksijen yeterince ulaşamıyor. Dolayısıyla bunlar dış ortamın sıcaklığından çabuk etkileniyorlar. Bu yüzden ortamın sıcaklığına göre vücut sıcaklıklarını ayarlıyorlar. Biz buna poikiloterm, poikiloterm yani soğukkanlı canlılar diyoruz. Vücutlarında temiz ve kirli kanın ayrı ayrı dolaştığı canlılarda ise arkadaşlar besin ve oksijen yeteri kadar gider. O yüzden de bunların vücut sıcaklıkları sabittir. Yani şöyle düşünün. Besin ve oksijen yeteri kadar gelmiyorsa o zaman ben yeteri kadar enerji üretemem. E, ee, ürettiğim enerjiyi de başka işlere harcarım. Vücut ısının düzenlenmesine harcamam. O yüzden polikülotem canlılar girdikleri ortamı sıcaklığına göre vücutlarını ayarlıyorlar. Ama sıcak kanlı canlılarda yani temiz ve kirli kanı ayrı ayrı taşıyan canlılarda arkadaşlar besin ve oksijen yeteri kadar gidiyor hücrelere. Dolayısıyla bunların enerji ee, eksikliği yoktur. Hani yeterince enerji üretebiliyorlar. Bu yüzden de bu canlılar vücut sıcaklıklarını sabit tutabiliyorlar arkadaşlar enerji harcayarak. Bunlara da homoiotermi yani sıcak kanlı canlılar diyoruz. Bir de kış uykusuna yatan canlılardan bahsedeyim. Arkadaşlar kış uykusuna yatan canlılar vardır. Bunlar da antifriz proteinleri dediğimiz proteinler vardır. Bu antifriz proteinleri ee, yaşamlarını donmadan devam ettirir bu canlılar. Yani şöyle düşünün. Kış uykusuna yatan canlılarda antifriz proteinleri devre girer. Hani arabalarda vardır ya antifrizler. Onlar ne yapıyor? Arabanın işte donmasını falan engelliyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Canlının donmasını engelleyerek hayatlarını sürdürmesini sağlar. Sıcak kanlı canlılarda vücut sıcaklığını kim dengeliyor? Tabii ki hipotalamus. Hipotalamus ne yapıyordu? İç dengeyi sağlıyordu. Buna vücut ısısı da dahildir arkadaşlar. Evet böylece biz omurgalarda dolaşım sistemini bitirdik. Bundan sonraki videoda insanda dolaşım sistemine başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.